Keanu Acho Love you Ezelden değil, izelden biridir dilimizde. Bir sen, bir o, bir de bebek. Mukaddes bir şeydir seni seveni sevmek. Yıllardır bilirsin Kasım'da aşk başkadır. Aslında o Kasım değil, hepimizin kasığıdır. Temalı bu yapımda. Çok çalışan, çok çalışan ve çok çalışan. Ha arada sevgilisiyle seks yapan Neo abinin. Reklam sektöründe çığır açtığı, işkolik bir tip olması sebile sosyal hayatının olmadığı bu sebepten mütevellit agresif bir tip olduğunu görüyoruz. Bir gün bu ablamızla tanışıyor. Ama tavır şu. Neden arabamın üstünde oturuyorsun? Oğlum şu kıza bir bak. Bak bak. Şu bakışlara, şu yüz güzelliğine, şu endama, şu şirinliğe bir bak. Ona normalde şöyle demen lazım. Hanımefendi arabamın anasını sikmek ister misiniz? Şaka maka güzelim Charles'i siklemeyen ne abi? Bir bakıyor kadın akşam evine gelmiş. Gerçek hayatta böyle güzelliğe sahip ablalarımızın ki insanlık kadın nüfusunda 5 milyarda 0.45 orana sahipler. Bir erkeğin peşinden koşma ihtimali Arda Turan'ın tekrar Galatasaray'a dönme ihtimaliyle aynı amına koyup. Peki bizim ne burada ne yapıyor? Ne işin var burada basket? Bir erkek işkolik olabilir. Çok çalışabilir. Çalışmayı seviyor olabilir. İşine aşık olabilir ama dünya üzerinde tek bir gerçek vardır ki karşısına Charles çıktıysa işinin koyayım sana Charles Teran olmasındır. Sonra ablayı evine bırakıyor. Abla diyor ki gel bir kahve iç. Bu ilk başta hayır diyor. Düşün yani gerçekçilik hikayede hangi seviyede? Sonra ya bana şimdi kahveye gelirsin ya da bir ay seni rahatsız ederim. Bu tehdit Neo'yu ikna diyor anasını satayım. Oğlum hiç mi Google'a girmiyorsun? Gerçi o yıl Google var mıydı hatırlamıyorum. Bir sağa sola sor oğlum bu kadın kim diye. O kadın kel bile güzel köpek. Nasıl sinirlendim ya. Sen kimi reddediyorsun ey Neo? Charlize abla eve attığı Neo'ya teklif sunuyor. Teklifin içeriği Kasım ayı boyunca bende kal seni tedavi edeyim azıcık insani duygulara sahip ol karşına güzel bir hatun çıkınca beynini kullanmal şeklinde bir teklif. Tabi ne o yine siklemiyor. Ben ünlü reklamcıyım havaları. Efendime söyleyeyim elimi sallasam 50 toron bulurumculuklar. Terk ediyor orayı. Ertesi gün toplantı. Hanımlar beyler sosis markanız için harika bir reklam kampanyası hazırladım. Şimdi yıllardır sosis mi yediğinizi zannediyorsunuz? Yara kafalar. O sosisleri unutun. O ağzınıza sokamadığınız kilo yapan zararlı sosisleri bundan sonra götünüze sokacaksınız. <laughs> nasıl? Kovuldun. Ne diyorsun ya? Ne oldu ya? Ayrılıyormuş gibisin bavul falan. Ayrılıyorsun. Sonuç olarak X artı Y kara kökü Neo abi Charles'e kalıyor. Abimiz işinden sevgilisinden olunca ablamızla bir ay kalmaya ikna olur. Abla diyor ki benim Kasım ayım olur musun? Bu salak da diyor ki olurum. Buradan memleketim adına bir şey söylemek istiyorum. Zira bu olurum şeklinde basit bir kelimeyle verilecek cevap değil. Charles abla biz 82 milyon tek yürek... Tek birek, teksik. Senin Kasım, Aralık, Ocak, Dağ, Daş, Toprak, Masa, Sandalye, Biblo, götümüze Sok yani neyin istersen oluruz kurban oldu. Ablamız Mr. Anderson'ın hayatını değiştirip ne o yapacak? Tabi kurallar kurallar. Telefon kullanmak yok, iş konuşmak yok, takım elbise giymek yok. Kısaca insan olacak, herkesle tinerci, fakir, travesti demeden sohbet edecek. Bizim Mr. Anderson sokağa bir çıkıyor, daha ilk gün adamı herkes tanıyor. Kasım bu mu? Ne yapıyorsun lan Kasım? Şş, Kasım. Kasım ne haber? Amına koyayım turu mu mu la bu? Koskoca neo Oldu. Kasım amına koyayım. Ya sana yardım etmek istiyorum. Anlamıyor musun? Herkes benimle Kasım Kasım diye taşak geçiyor. Neyin yardımı bu ya? Sen onları aldırma. Lütfen sana yardım edeyim. Bence sikişeceksin ama beni bahane ediyorsun. Ayıp ettim. Ayıp ettim, Vallahi ayıp ettim. Charlize. Tamam tamam şaka yaptım. Bu dakikadan itibaren barışan iki dost bütün romantik Amerikan filmlerinde yer alan hareketli Amerikan müziği eşliğinde harika bir gün geçirirler. Ne kadar da Amerikalıyız biz. Çok mutlu köpekleri gezdiririz. Hiç çalışmadan para harcayabiliriz Çünkü biz Hollywood'da film çekeriz Sen bir neosun azıcık insan ol Hadi sekselim mi beraber çaliz Ve yıllardır değişmeyen adam bu sikik, yılış, yapmacık bir günün ardından değişim göstermeye başlar. Bakıyoruz. Ablanın iyileştirme yöntemi şu. Taksile neden gitmedik? Otobüs insana karıştırır. Neden komşularla yemek yiyoruz? Çünkü communication önemlidir. Neden ablaya parasını vermiyoruz? Çünkü iki elma gönül alma dünyasındayız. Anasını satayım. Bu şartlar altında koca bir ülke ultra huzurlu yaşıyor olması lazım. Ey kasında aşk başkadır. Zira bunları biz her gün rutin yapıyoruz neredeyse. Hikayemiz abimizin hayatının fırsatı bir abiyle toplantıyı terapi ayı arasına sokmasıyla devam ediyor. Kim bu abi? Edgar Price. Şimdi kardeşim bende bok gibi para var. Siz benim için mi çalışmak istiyorsunuz? Evet efendim arkadaşım inanılmaz bir adam. Ben de onun yancısıyım. İyi güzel o zaman benim dogum olacaksınız. Hemen başlamanızı istiyorum. Aha bu da para. <laughs> Ana nakiler. Gördün mü parayı? Sağ olun ilgilenmiyorum. Oğlum ne diyorsun? Hasta la vista bebeğim. Efendim arkadaşım marihuana içiyor olabilir. Ben bir konuşayım kendisiyle isterseniz. Sektere git. Oğlum ne yapıyorsun? Neden adamı reddettin? Paranın amına koyacaktık. İlgilenmiyorum. Lakasında aşk başkalarına sokayım. Feng Shui'nin sırası mı? Güle güle. Ne abimiz sonuç olarak aşkına geri döner. Seks, seks, seks. Halkçılık, halkçılık, halkçılık. Normal insan şeklinde bütün ay boyunca yaşarken sizce ne olur? Charles ablaya cidden vurulur. Bu da şu demek geçmiş olsun. Zira abi sokakta dururken vahiy gelir. Charles Charles ne diyeceğim bak. <laughs> evlenek mi? Olmaz. Ya neden olmasın? Saçmalıyorsun bak. Telefonu kullanmıyorum. Anasını siktim attım. Saatte kullanmayacağım. Atıyorum. Evlen lan. Kanserim ben. Abimiz ne o üzgün. Ne o yıkık. İşin boktan tarafı Charles abla onu yanında istemiyor. Tedavi olmakta istemiyor. Kısaca ölmek istiyor. Charles neden beni terk ediyorsun? Böyle olmaz ki. Anlamıyorsun. Beni böyle iyi hatırla. Sağlıklı, mutlu. Ben seni hep böyle hatırlayacağım. Neden ayrılıyorsun benden? Bir sebebi yok. Ayrılmamız lazım. Neden ama neden? Lisele kız lafları bunlara bana koyup. Hani Kasım'da aşk başkaydı? Senaryo böyle ne o? Kısacası bir kız sevdim. Adı Charles. Öyle geliyor ki aşkla. Yıllar geçse de üstünden. Kasım aşkları bir başka temalı. Bu yapım bizim için.